Teğmen Çelebi karar değiştirdi. Bugün attığı tweetlerde Cumhur İttifakı'na katılmayacağını duyurdu. Bağımsız milletvekili olarak kalacağını devam etti ama Cumhur İttifakı'na övgüler düzmeye de devam etti. Peki bu değişim neden? Ben size şöyle açıklayayım. Teğmen Çelebi muhtemelen Cumhur İttifakı'na milletvekili olarak transfer olduğunda AKP tabanı içerisinde Teğmen Çelebi'ye yönelik bir muhalefet ve AKP içerisindeki parçalanma emarelerini arttıran bir karışıklık olacaktı. Muhtemelen sen burada bağımsız olarak kal ama yine bize algıda destek ver dediler. Çünkü kendileri açısından doğru olan bu. Teğmen Çelebi milletvekili olarak AKP'ye katıldığı zaman etkisini sıfırlayacaktı. Şimdi bağımsız olarak Cumhur İttifakı'na destek vererek algıda daha büyük bir destek vermeye çalışacak. Cumhur İttifakı'na bağımsızmış gibi görünecek. Cumhur İttifakı'na destek verecek. Bu AKP ve Cumhur İttifakı açısından doğru bir strateji. Aslında bağımsız kalması ya da Cumhur İttifakı'na destek vermesi bu noktadan sonra çok önemli değil. Çünkü haber geniş kitlelerce yayıldı. Zaten Teğmen Çelebi ile aynı ideolojiye sahip olan kitleler Teğmen Çelebi'den koptular. Dolayısıyla siz bir kişiyi hadi milletvekili olarak oraya götürmediniz, kendi partinizin içerisinde tartışma olur diye bağımsız olarak tutup Cumhur İttifakı'na destek olmasını sağladınız. Peki bunun sonuçları olur mu? Olmaz. Çünkü kişiyi bir ittifaktan alıp o ittifaka katabilirsiniz. Ama bu kişinin ideolojisini, bu kişinin sahip olduğu tabanı oraya götüremezsiniz. Seçmen davranışlarında Teğmen Çelebi'nin bağımsız olarak kalsa bile Cumhur İttifakı'na destek olacak olmazsa Teğmen Çelebi'nin tabanının, Teğmen Çelebi'yi destekleyenlerin Cumhur İttifakı geçeceği anlamına gelmez. Tam tersi de algısal düzeyde Erdoğan'ın yapmış olduğu bir oyun bozucu davranış olarak muhaliflerin zihnine kazanır ve Erdoğan bu şekilde transferler yaptığı sürece de Erdoğan'ın etkisini azaltacaktır. Bu tabanda karşılık bulmayacak transfer. Yani seçmen doğallık arar. Bu doğallığı bulamadığı zaman, zoraki bir değişim olduğu zaman bunu fark eder. Öte yandan Fehmi Koru da Abdullah Gül benim aslında gönlümün adayı şeklinde bir yazı yazmış ve yeniden Abdullah Gül güzellemesi yapmış. Artık konjektür çok farklı bir yere gidiyor. Tekrar Abdullah Gül'ün adının zikredilmesi muhalefete hiçbir şey kazandırmaz. Fehmi Koru ile Abdullah Bey'in ilişkileri iyi olabilir ama bence gereksiz bir zaman diliminde yazılan gereksiz bir yazı. Evet, 2018 seçimlerinde İnce yanlış bir adaydı. Belki Abdullah Gül aday olsaydı o dönem için İnce'den belki daha çok oy alabilirdi ama o konu kapanmış. Şimdi kapanan konuyu tekrar Fehmi Koru gibi bir ismin ısıtıp getirmesi bence muhalefet içerisindeki bir pazarlığa işaret, değerli izleyiciler. Hoşça kalın.